الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Bitişi başlangıç olan yolculuk ölüm. Ölüm, Allah Subhanehu ve Teala'nın yarattığı her canlının ortak kaderi olan zaruri bir gerçektir. İsminin ürkütücülüğü yanında, içerdiği derin anlam ve azgın nefisler üzerindeki terbiye edici etkisi de bir o kadar şaşırtıcıdır. İnsanın fıtratında var olan hasletler nedeniyle, kendine en uzak gördüğü, ancak ecelin belirsizliği nedeniyle insana en yakın hakikattir ölüm. Çünkü ölüm, garip bir yolculuğun adıdır. Bittiği düşünülen bir yolun daha yeni başlaması ve ebedi hayata, yani gerçek olana atılan ilk adımdır. İslam olmak, emaneti yüklenmek ve sorumluluk almaktır. Şüphesiz ki biz göklere, yere ve dağlara emaneti, şer'i sorumluluğu, irade ve mükellefiyeti teklif ettik. Onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan endişeye kapıldılar. Ama insan onu yüklendi. Çünkü o pek zalim, pek cahildir. Ahzab Suresi 72. İnsanı yaratan Allah Subhanehu ve Teala, insana bu sorumluluğu çokça hatırlatır. İnsanın unutkan olduğunu en iyi bilen olduğu için, bu hatırlatmayı en etkili yollarla yapar. Bu yollardan biri ölüm ve diğeri de onunla başlayan ahiret hayatıdır. Dünya ehlinin en çok korktuğu gerçek ölümdür. Ve asırlardır ondan kurtulmanın çarelerini arıyorlar. Bu nedenle efsane ve masallara ölümsüzlüğü konu etmiş, insanların düşünüp dile getirmeye cesaret edemedikleri bu hayallerini efsanevi kahramanlar üzerinden nesillere aktarmışlar. Ancak İslam ölümü hayata takdim eder. Çünkü ölümle yaşamak hayatın imar edilmesi, ölümden uzak olma düşüncesi ise dünya ve ahiret hayatının harabıdır. Ölümle yaşamak sorumluluğun bilincinde olmak, yani insanlığa ve yaratana karşı hakları gözetmektir. Ki bu durum, yeryüzünde adaletin ve refahın sağlanması anlamına gelir. Ölümden uzak olan insanlarsa bu sorumluluktan uzaktırlar. Onların haklarını yerine getirecekleri ve kendilerini sorumlu hissettikleri bir merci yoktur. Tek amaç, şerrinden Allah'a sığınılası nefsi tatmin etmektir. Bu durum, zulüm ve haksızlığın oluşumu, yani yeryüzünün fesada verilmesidir. Nefsini terbiye etmek ve onu istikamet üzere tutmak isteyenlerimizin ölümle hemhal olmak ve onunla olması gereken korkuyu oluşturmaktan başka çareleri yoktur. Allah Resulü de, nefislerin ıslahını ondan öğrenen selefte, tezkiyede, hususen korku meselesinde ölümü hatırlamaktan faydalandılar. Lezzetleri yok eden ölümü çokça anın. Tirmizi. Aslında ölümü hatırlamak lezzetleri yok etmez. İnsanın ölümü hatırlaması, dünyanın çekiciliğine de etki etmez. Ancak bu, bir terbiye metodudur. İnsanın dünyaya olan düşkünlüğüne ve ondan aldığı lezzete etki eder. İnsanın nefsine tesir eder ve artık dünyanın lezzetleri değerini yitirir. Bu, ölümün hem o lezzetlerin fani olmasını hatırlatması, hem de ebedi olana iştiyak uyandırmasındandır. Ölümü sürekli hatırda tutmaya yardımcı olacak bazı hususları şöyle zikredebiliriz. Ölümün muhasebesini yapmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının tavsiyelerinde olduğu gibi, ölümü nefse hatırlatmak ve kendimizi ölü olarak düşünmektir. Hayatın sonlandığını ve yaptıklarımızın hesabını veriyor olduğumuzu hayal etmektir. Ölümleri fırsat bilip ölüm üzerinde düşünmek ve kardeşlerimize hatırlatmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların cenazelere katılmasını teşvik eder, defin işlemine kadar orada bulunmalarını irşad ederdi. Bunun iki sebebi vardı. Ölüye dua edip hayırla şahitlik etmelerini sağlamak, ölümden ibret alıp nefse çeki düzen vermek. Ölüm tevbeyi hatırlatmalı. Ölüm, Allah'ın insana en büyük nimeti olan tevbe kapısının kapanmasıdır. Henüz fırsat varken acele etmeli ve bolca Allah'a tevbe etmeliyiz. Ölümün en ürkütücü yanı, ecelin gizli olmasıdır. Kime, nerede, nasıl ve hangi zamanda geleceği belli değildir. Ertelenen her tevbe ve ıslah temennisi, ölümün korkutucu gölgesi altındadır. Bir kul, can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah-u Teala onun tevbesini kabul eder. Tirmizi. Ölümün başucumuzda bekliyor oluşu ve hangimize isabet edeceği belli değilken, tevbe kapılarını zorlamalı,
Allah'a bolca tövbe etmeliyiz. Yaşadığımız gibi ölürüz. Nasıl yaşamış ve hangi amel üzere olmuşsak, sonumuz o olmuştur. Salih amel yapanları güzel bir son beklerken, isyan ehlini kötü son beklemektedir. İnsanların sonları, onların Allah'la olan muamelelerini gösterir. Sadık olanlar, sıdıklarına yakışır, olmayanlar da yalanlarına uygun bir sonla bu hayattan ayrılırlar. Rabbimizden temennimiz, bizleri hak üzere sabit kılıp, güzel bir sonla karşılaşmayı nasip etmesidir. Selam ve dua ile. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 17. sayısında yayınlanmıştır.